Niğde'de 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü dolayısıyla kadınlara gül ve broşür dağıtıldı. Kadın acil destek uygulaması hakkında bilgi verildi. Tamam. Bu KADES uygulamamız sizler için İçişleri Bakanlığı tarafımızdan geliştirilmiş bir uygulama. Bunu telefonla indirirsen acil durumlarda orada konum bilginde açıksa yardım iste butonuna bastığında en yakın ekibimiz gelecek. Her kadının telefonunda bulunması gerekiyor. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde Temsilciliği, Şadırvan Park'ta stand açarak kadınlara gül, broşür ve anahtarlık dağıttı ve KADES uygulaması hakkında onları bilgilendirdi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de standları gezerek kadınlara şiddet karşısında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Kadına karşı şiddete hayır diyoruz ve sizlere gül maksimum. Bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü. Bugün dolayısıyla bizler de ilimizde bir farkındalık etkinliği düzenledik. Şu anda o etkinlikte sizlerle birlikteyiz. Amacımız kadına karşı şiddetle mücadele etmek. Bu konuda toplumsal bir farkındalık oluşturmak. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek. Unutmayalım ki bu konu sadece bireysel bir konu değildir. Tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Toplum olarak topyekün bu konuyla mücadele ettiğimizde ve duruşumuzu güçlü bir şekilde bu konuda sergilediğimiz takdirde inanıyorum ki kadına karşı şiddeti en aza indirebiliriz. Kadın cinayetlerini sıfırlayabiliriz. Bugün burada ayrıca biz KADES uygulamasını tanıtıyoruz. Bildiğiniz üzere KADES uygulaması cep telefonlarına indirilebilen ve açılımı kadının acil destek uygulaması olan bir aplikasyon. Bu aplikasyonu tüm kadınlarımızın gerek şiddete maruz kalsın gerekse kalmasın tüm kadınlarımızın indirmesini arz ediyoruz. İndirdikleri takdirde şiddete maruz kaldıklarında veya şiddete maruz kalan birisini gördükleri zaman bu aplikasyonu kullanarak kolluk kuvvetlerimizden yardım isteyebilirler ve ihbar kendilerine ulaşmaz da kolluk kuvvetlerimiz gerekeni yapacaktır, yardım elini uzatacaktır. Ben inanıyorum ki bu çalışmalarımız ve çabalarımız kadına karşı şiddetle mücadele noktasında güzel sonuçlar doğuracak ve kadın cinayetini ve şiddetini en aza indirebileceğiz. Biz bir sayısının bile fazla olduğunu düşünüyoruz. Onun için sıfır tolerans diyoruz ve kadına şiddete hayır diyoruz. Evet, bugün Uluslararası Kadına Şiddetle Mücadele Günü, 25 Kasım. Bundan dolayı biz de Niğde Şadırvan Parkımızda Emniyet Müdürlüğümüz olsun, Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğümüz olsun, STK'larımızın desteğiyle bir farkındalık adına böyle standlarımız açıldı. Bizler de belediye olarak elimizden geldiği kadar bu konuda destek oluyoruz. Artık kadına şiddet lafını bile duymak istemiyoruz. Dün Sayın Bakanımızla bir toplantı yapıldı. Artık hani Niğde'de olsun, Türkiye'de olsun bir tane bile kadına şiddeti görmek istemiyoruz. Bir bile bizim için dayanılmaz bir rakam. Bunun sıfır olması gerekiyor. Kadına karşı şiddet diye bir şeyin de aslında gündemde de sözün bile olması aslında çok abesle iştikal. İnşallah bugün bunun farkındalığıyla alakalı çalışmalar başlatıldı. Bundan sonra devam edecek. Biz de kadın dostu bir belediye olmaya çalışıyoruz. Kadın merkezleri yapmaya çalışıyoruz. Her zaman kadınlarımızın her türlü sorunlarının yanında olacağız. Arkadaşlarımızla birlikte, ekiplerimizle birlikte her zaman kadınlarımızın yanındayız. İnşallah bundan sonraki günlerde böyle kadına şiddet diye bir şey duymayacağımız günler olsun diyorum. Kadınlar.